Tabii kanser korkulacak bir hastalık değil. Evet. Ama erken teşhis, erken tedaviyle de önleme alınabilecek bir hastalık grubu diyebilir miyiz hocam? Şimdi hiç ben bunu da hep düzeltirim bana böyle soru geldiğinde. Tüm hastalıklar korkulacak demeyelim ama sonuçta kişinin sağlıklı pozisyonunu bozan durumlardır. Her hastalık önemlidir. Hiçbir hastalık önemsiz değildir. Kanser de önemlidir aslında. Çünkü tedavi edilmediğinde odun da kişinin normal, mutlu ve sağlıklı yaşamasını engelleyici ya da ötekileştirici sonuçlar doğurmaktadır. Onun için kanser de önemli bir hastalıktır. Önemli bir hastalık değildir kelimesi yanlıştır. Bunu genel olarak slogan ya da işte değişik amaçta bu cümleler kullanılabiliyor ama ben bu slogana karşıyım. Şeker hastalığı da önemli hastalıktır. Kalp hastalığı da önemli hastalıktır. Kanser de önemli bir hastalıktır. Onun için gerekli önlemleri, tedbirleri erken teşhis ve tedavide vesaire de gerekiyorsa onlar yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de şimdi kanserde mesela yüksek tansiyonu var kişinin. Kalp hastalığı olmasın diye tansiyon yapılıyor ya da yüksek tansiyon olma potansiyeli var ailede kilosuyla vesaire ne yapıyor ona göre işte kilosunu koruyor, tuzsuz yiyor gibi. Nasıl diğer hastalıklarda da primer korumalar varsa yani daha hastalık ortaya çıkmadan bir takım önlemler varsa kanser dedi önce kanser olmadan kişi ya da teşhis edilmeden kanser tanısı almamış kişilerin olmamak için kanser olmamak için yapacağı tedbirler olduğu gibi bunları yaptığı halde yine de bir şekilde edinsel veya kalıtsal nedenlerle kanser geliştiyse onu ileri aşamalara ulaşmadan erken teşhiste sekonder koruma diyebiliriz. Genetiğinde yoksa? Genetiğinde var veya yok bir şekilde tümör vücutta olduysa onu da erken teşhis edip daha hızlı bir şekilde önlemini almakla ilgili tedbirler var. Bir de artık hastalık bir şekilde gelişti. Erken teşhiste de fark edilemedi. Bundan sonraki aşamalar var. Her birinde kişilerin, sağlıklı kişilerin ya da artık hasta olmuş kişilerin yapması gereken aşamalar var. Özellikle hastalık ortaya çıkmadan meme kanseri için ilk önemli tedbirlerden bir tanesi kendi kendine meme muayenesi. Özellikle 20'li yaşlardan itibaren eğer ailede kanser öyküsü yoksa her kadın her ay en azından bir kez ayna karşısında banyoda özellikle banyo sırasında ya da sonrasında kendi kendine derin ve güzel palpasyon yapmalı. Ayna karşısında memede asimetri var mı, herhangi bir sıkıntı var mı? Bunu düzenli yapması gerekiyor. Daha sonra da eğer yine ailede kanser öyküsü yoksa uluslararası bir takım standartlar var. Ulusal bizim standartlarımız da mevcut. O yaş grubunda Türkiye'de 40 yaşında en geç 2 senede bir bazı ulusal ya da uluslararası rehberlerde senede bir olarak kaydedilen mamografi, meme ultrasonu takiplerini yaptırmalı. Ailede varsa ya da kişi daha önce meme kanseri tanısı aldıysa daha erken yaşlarda ona uygun meme tarama programları bunlar da meme MR'ları gerekebilmekte, bazı genetik testler istenilebilmekte. O şekilde erken tanı ve tedavi açısından önemli adımlar yapmak gerekiyor.